Konuşan Ordu TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün teleferikle Boztepe'ye çıkıyoruz. Ordumuzun doğal güzelliklerinden biri olan Boztepe ve sahilden giden teleferiğimiz. Teleferik hakkında birazcık bilgi vereyim isterseniz. 7 dakika içinde çıkıyor sahilden bindiğinizde teleferik. Ordu Boztepe teleferinin eğik uzunluğu 2372 metre, kod farkı 501 metredir. 7 dakikada 8 metre yükselen teleferik 509 metreye çıkıyor. Ordu merkezde sahilden kalkan teleferik 509 metre yükseklikteki Boztepe istasyonuna kadar gidiyor. Boztepe'ye teleferik yerine karayoluyla ulaşmak istendiğinde 6 kilometre sürüyor. Ordu gezisine başlamak için en güzel yerlerden biri olan Ordu merkezi ve Karadeniz'i tepeden görebileceğiniz Boztepe, Ordu sahilinden 509 metre Boztepe yükseklikteki Boztepe 7 dakika içinde teleferik ile ulaşılabiliyor. Teleferikten indikten sonra Boztepe'den Karadeniz'e doğru bakıldığında adeta tepeden denize doğru yuvarlanıvermiş gibi hissediyor insan. Thank you.
Konuşan Ordu TV ekranlarından tekrardan merhabalar. Bugün teleferikle çıktığımız Boztepe'mizde dağ kızağını deneyimleyeceğiz. Yamaç paraşütüne bakacağız. Bugün Ordu birazcık sisli, Boztepe sisli. Görüyorsunuz teleferikle insanlar çıkıp iniyor. Burası kalabalık. Güzel doğasıyla Boztepe Ordu'ya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Şu an sisli bir şekilde Boztepe'den Ordu'ya bakmaktasınız. Teleferikler inip çıkmaya devam ediyor. Bugün cevizli fındıklı helva yapan, Türkiye'mizin de ordumuzun da coğrafi işaretli tescil belgesi de olan meşhur Ordu cevizli fındıklı helvasını yapan Ekrem Bey ile birlikteyiz. Ekrem Bey, işinizin başındasınız. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim tekrardan. Cevizler ve üretiyoruz, satıyoruz. Ata mesleğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz şu an. Sizin imalatınız mı? Evet, kendi imalatımız. Dede mesleğidir zaten. Aynı devam ettiriyoruz. Hem satıyoruz hem üretiyoruz. Burada turistlerin, müşterilerin, hemşerilerimizin ilgisi nasıl bu cevizli helvaya? Cevizli helvayı eskiler çok bilir. Görürler, alırlar, giderler. Çok da severler. İlgi güzel. Bilmeyen insanlara da tattırıyoruz, tanıtıyoruz, satıyoruz. Ordumuzun neresinde çıkmış bu cevizli helva? İlk Perşembe'de ve Perşembe coğrafi işaretlidir. Evet. Çok teşekkür ederiz Ekrem Bey. Hayırlı işler dileriz. Teşekkür ederim. Ordumuzda, Boztepe'mizde doğal güzellikleri gösterirken burada dağ sallanacağına denk geldik. Az önce Ahmet kardeşimle Bilal kardeşim dağ sallanacağına dediler. Deneyimleriniz nasıldı Ahmet? Başta bir korktuk tabii ama sonrasında eğlenceliydi. Parasını da hak ediyor bence. Ne güzel. Kadar? 100 lira. Bilal sen ne düşünüyorsun? Eğlenceliydi, güzeldi. Evet. Burada yine hemşerilerimiz binmeye başladı. Onları gösterelim istersen Fatih. Thank you.
Nasıldı, duygularını alalım. Abi heyecanlı, güzel. Tavsiye ederim herkese. Teşekkür ederiz. Rica ederim abi. Kolay gelsin. TV'de Erdinç Hoca ile birlikteyiz. Hocam az önce bir uçuş izledik. Bunun nedir püf noktası? Sisli bir hava. Şu an müsait mi uçuşa? Fark oluyor mu sisli havada? Nedir durum? Öncelikle merhabalar, hoş geldiniz. Şu anki sis sadece burada tepenin yamacında var. Görüş açısı belli bir seviyeye geldiğinde biz burada planlama yaparak uçuş yapabiliyoruz. Şu an 3 tane tandem kalkış yaptı ve gidiyorlar. Hocam kaç uçuş yapmışsınızdır buradan? 13 yıldır uçuyorum. Yaklaşık olarak single ve tandemle birlikte bir 3000-3500 civarında bir uçuşum vardır burada. Burası için konuşuyorum sadece. Hocam Türkiye'de Boztepe'nin yeri nedir yamaç paraşütü açısından?
Yamaç paraşütü olarak Ordu burada Ölüdeniz'le kıyaslayamayız ama şöyle bir artımız var. Take-off'umuz denize yakın. Aşağıda teleferik istasyonumuz var. İndiğimizde 1 saat yani 35-40 dakika gibi sürede tekrar yukarıya çıkıp teleferikle hemen 100-200 metre yürüyerek tekrar burada hazırlanıp tekrar uçuş yapabiliyoruz. Bu bizim için çok iyi bir artı yani. Hocam Ölüdeniz 1 dediniz. Burada 2 sayılabilir miyiz Türkiye'de Ordu'yu, Boztepe'yi? Bence dünyada da 2 olarak sayılabilir. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Siz sadece burada var. Şu gördüğün yerde var yani. Aşağıda yok yani. Yok. 50 metreden sonra şehri direkt görüyorsun. Topluyuz sürekli böyle. Biz pencere diyoruz mesela. Rıhtımı görebiliyorsak problem yok. Çıkıp girebiliyoruz. Ama görüş aşağıda sıfırsa gitmiyoruz. Anladım. Aşağıdan da bir background alıyorsunuz destek yani. Çocuklar var aşağıda. Fotoğraf çekiyorlar. Onlar biz ona göre sisin kalınlığını, inceliğine karar vererek tekrardan planlama yapabiliyoruz yani. Hocam bir uçuşun ücreti nedir acaba? Şu an ücretlerimiz 3500 TL. Bunların içinde de fotoğraf ve videolar da dahil. Burada profesyonel kameralarımız var 360. Bu fotoğrafları havada çekiyoruz. Aşağı indiğimizde insanların cep telefonuna aparatlarla birlikte kendine gönderiyoruz. Tekrardan sağ olun hocam. Evet, Boztepe'de Yeliz Hanım'la birlikteyiz. Yeliz Hanım neredesiniz? Ben aslen Giresunluyum. Eşim Ordulu. Burada yazları geliyoruz, evimiz var. Tatil amaçlı. Boztepe'ye geliyor musunuz? Burayı seviyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz? Seviyoruz. Yani emekli oldum mu buraya yerleşmek hedefimiz zaten. Çok seviyoruz. Şimdi de gelinimi, kızımı, arkadaşımın kızını getirdim gezmeye. Bundan bir ay önce eşimin patronuyla geldik gezmeye. Çok böyle misafirlerimiz oluyor. Her yıl getiriyoruz. Hepsi de hayran kalıyor. Bugün sisli maalesef ama sadece şehrin görüntüsü değil, burada da bir sürü aktiviteler var. Paraşüte baktınız mı, sallancaya baktınız mı? Baktık, şimdi daha kızağına gidiyoruz, kızlarla ona binecekler. Biz yani gelenler de biz köye gidiyoruz diyoruz ya, burası köy değil, burası tatil köyü diyorlar bize. Siz köye geldik demeyin diyorlar bize yani, o kadar muhteşem. Ben çok seviyorum yani, iyi ki Orduluyuz, iyi ki Giresunluyuz, iyi ki Karadenizliyiz. Çok teşekkür ederiz Eliz Hanım. Ben teşekkür ederim. Gelinim. Size soralım hanımefendi, seviyor musunuz burayı? Ben daha ilk defa geldim. Bugün de ilk gün geziyorum ve gördüğüm kadarıyla şu ana kadar çok güzel. Özellikle Yasonburnu'na gitmek istiyorum yani. Yeşille mavinin kavuştuğu yer, evet, evet. Yasonburnu. Yasonburnu uzaklık birazcık uzak buraya. Buradan manzarayı nasıl buldunuz? Aktiviteleri nasıl buldunuz? Yani şu an gördüğüm kadarıyla gayet güzeldi. Biraz sisliydi şansımıza ama gözüktüğü kadar bile gayet güzel yani. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Boztepe'mizde yürürken, burayı size doğal güzelliklerini gösterirken böyle küçük banklarımızı bulduk. İnsanlar burada oturuyor, çay içiyor, sohbet ediyor. Buranın bir işletmecisi var. Buraya gelip Boztepe'nin serinliğinde, Ordu yazının sıcağında serinde oturabilirsiniz. Tepe Tepe Restoran'ın önündeyiz. Burada yavaş yavaş sis kalkmaya başladı. Ordu'nun görünen bölgeleri ve Ordu manzarası Tepe Restoran'ın önünden burada dürbünlerle de gözüküyor. Buradan Şahincili Mahallesi, Selimiye Mahallesi gözüküyor. Teleferiğin inen belli bir kısmı gözüküyor. Sis olmadığında bütün Ordu'yu Yoroz'a kadar görebilirsiniz, havaalanı dahil. Tepe Restoran önünden bu gözüken dürbünlere 2 lira atarak uzaktaki görüntüleri adeta yanınızdaymış gibi izleyebilirsiniz.
En olsun. Alacağız. Tamamdır. Yani ben şuraya kadar da eşlik edebilirim. Beni de çekmeyin lütfen. İsterseniz röportaj alabilirsiniz isteyenler. Tamamdır, sağ olun. Şu an Dağ Kızağı'nın girişindeyiz. Yoğun bir kalabalık var. Boztepe'de Dağ Kızağı son zamanlarda açılmıştı. Hemşerilerimiz, turistlerimiz buraya yoğun bir ilgi gösteriyor. Evet, hemşerilerimiz, turistlerimiz, vatandaşlarımız burada inmeyi bekliyorlar. Maksimum 30 kilometreye çıkan Dağ Kızağımız... kilometremize kadar ulaşıyor. Araçlarımız gayet güvenli. Araçlar buradan ayrıldıktan sonra kesinlikle kemerlerini açamazlar. Zaten sensörler otomatikmen ne arkadaki aracı öndekine ne de öndekinin arkadakine 25 metreden fazla yaklaştırmıyor. Karadeniz için çok güzel bir proje yaptığımızı düşünüyoruz. İnsanların bayağı talebi var buraya. Bu şekilde şu an. Teşekkürler. Thank you.
Gürkan Bey ile muhabirimiz Fatih İnce az önce bindi dağ kızağına. Gürkan Bey, nasıl yorumluyorsunuz dağ kızağını? Dağ kızağı Karaçi Türkiye'de en yüksek kota sahip bir proje. Karadeniz'de de bu Ordu'da Boztepe turizmine bayağı bir katkısı var. Zaten ben bu projenin yapımından beri buradayım. Gayet güvenli. Araçların raydan çıkma gibi bir şansı kesinlikle yok. Araçta Ordu'nun halkı biraz kemerleri açıyorlar ediyorlar genelde ama bu araçlarda kemerleri açma şansları da kesinlikle yok. Şöyle söyleyeyim, Türkiye ve ordumuz için gerçekten güzel bir proje. Az önce bindim, birazcık heyecan vericiydi. Gürkan Bey tam gaz gitti. Çok güzel Ordu manzarasıyla heyecanın, mavinin ve yeşilin buluştuğu bir yer. Boztepe Ordu Dağ Kızağı. Görüşmek üzere. Seyfullah Bey'le birlikteyiz. Az önce dağ kızağından indi kendisi. Düşünceleriniz, görüşleriniz neler? Vallahi çok muhabbet bir şeymiş hakikaten. Hem manzara hem hız. Beklediğinin üstünden daha güzel geçti hepsi. Evet. Ama bayağı kalabalık. Heyecanlı mıydı? Heyecanlıydı. Manzaraya karşı hem de hız yapması, frene basıyorsun, hız yapıyorsun. Heyecandan manzarayı izleyebildiniz mi? İzledim, izlemez miyim ya? Bosta benim için her şey yani. Ama güzel olmuş hakikaten. Tavsiyeyim herkese. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Kimin neydi? Cemil. Cemil'le birlikteyiz. Cemil az önce dağ kızağından indi. Ne düşünüyorsun Cemil, heyecanlandın mı? Çok heyecanlandım, çok güzeldi. Ve bir de olsa bir daha binerim. Cemil, fren yaptın mı? Hızlı mı gittin? Nasıl sürdün? Çok hızlı gittik. Full. Fren yapmadan. Hiç fren yapmadın mı? Nerelisin Cemil? Gaziantep'liyim. Neresinden? Merkez. Tatil için mi geldin buraya? Evet, tatil için geldim. Sevdin mi Boztepe'yi, dağ kızağını? Çok güzeldi. Bir daha gelirim, bir daha olsa yine geleceğim her zaman. Teşekkür ederim Cemil. İsmin ne? Duru. Duru, sevdin mi, heyecanlı mıydı? Çok heyecanlıydı. Hızlı mı gittiniz, nasıl sürdün? Çok hızlı gittik. Sen de mi Gaziantep'lisin Duru? Ben Sivaslıyım. Çok güzel Duru. Sevdin mi Boztepe'yi, Ordu'yu? Çok sevdim. İlk defa mı geliyorsun? Evet. Sağ ol Duru. Teşekkür ederim. İsminiz nedir? İbrahim. İbrahim, güzel miydi? Heyecanlı mıydı? Nasıl geçti? Güzelliydi, heyecanlıydı. İlk defa mı geliyorsun Ordu'ya? İlk defa, aynen. Sevdin mi Ordu'yu, Boztepe'yi? Nelere bindin? Nereleri gezdin burada? Şu an telefire bindim. Bir de buna bindim. Kaya. Hoşuna gitti mi Boztepe ve Ordu? Güzel. Aynen, hoşuma gitti. Teşekkür ederim İbrahim. Teşekkür ederim. Merhabalar, isminiz nedir? Erdem Gündemir. Erdem Bey, nasıl buldunuz burayı? Hoşunuza gitti mi? Heyecanlı mıydı? Vallahi çok iyiydi. Kızımla, oğlumla gelinim burada, Hollanda'dan geldiler. Onlara göstermek istedik. Onları çok beğendiler. Heyecanlı mıydı? Hızlı mı gitti? Buraya ilk defa mı geliyorsunuz Boztepe'ye, Ordu'ya? Ordu'ya, Boztepe'ye çok geliyoruz ama kıza ilk defa geldik. Çok istiyorduk. Ayrıca çocuklarla birlikte geldik. Heyecanlı mıydı? Hızlı mı gitti? Vallahi ilk başta çok hızlandık ama sonra freni basmayı öğrendik. Biraz daha kontrollü gittik. Çocuklar da vardı önde zaten. Ama çok güzel olmuş. Manzara harikaydı. Teşekkürler Erdem. Herkese teşekkür ederiz. İsmin ne? Sergelece Gündemir. Nasıldı? Heyecanlı mıydı? Güzeldi. Biraz korktu ama. Korktun mu? Evet. Bir daha binmek ister misin? Hayır. Hoşuna gitti mi? Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İyi günler. Ordu'da Boztepe'mizde gezerken Berra'ya rast geldik. Berra'nın bugün doğum günüymüş. Annesi doğum günü için Boztepe'ye getirmiş. Berra, nerelisin, ne yapıyorsun, nereden geldin? Ben Denizliliyim. Kocaeli Gebze'de oturuyorum. Sırf dağ kazağı için, fındık için, gezmek için Ordu'ya geldik. Eğlenceliydi, eğlendim. Boztepe'ye ilk gelişi mi Berra? Yok, değil. Ordu'yu seviyor musun? Nereleri seviyorsun? Nereye gidiyorsun? Boztepe'yi sevdin mi, dağ kazağını sevdin mi? Yani sevdim, Ordu'yu da seviyorum. Boztepe'nin dağ kazayı da ayrı bir güzel olmuş. Yani seviyorum. Heyecanlandın mı dağ kazanda? Evet, heyecanlandım. Hatta Allah'ım seni çok seviyorum diye bağırdım. Dönemeçleri çok sivriydi o yüzden. Hızlı mı gittin, fren yaptın mı? Hiç yapmadım. Heyecandan manzarayı seyredebildin mi Berra? Yok. Şimdi nereye gideceksin Berra? Turistik olarak?
Şimdi sahile gitmeyi düşünüyoruz. Orada dolaşacağız galiba. Yolculuk ne zaman? 2 ay sonra. Fındık'tan sonra. Kolay gelsin Berra Fındık'ta o zaman. Bir şey demek istiyor musun son olarak? Teşekkürler. Yok, bir şey demeyeceğim. Biz teşekkür ederiz. Bugün kutladığınız için teşekkür ederim. Tamamdır Berra, biz teşekkür ederiz. Fatih'le birlikte daha kızağından indik. Heyecan vericiydi. İnsanlarla konuştuk. İnsanlar memnun. Turizm alanında buranın geliştiğini düşünüyorlar. Biliyorsunuz buranın görüntüsü açısından yapılırken muhalif olanlar vardı. Şu an herkes çok seviyor burayı. İnsanlar için bir cazibe merkezi oldu. Turistler için, hemşerilerimiz için, şehir dışından hatta yurt dışından gelen memleketlilerimiz ve turistlerimiz için burası değerli bir nokta oldu. Yine aynı şekilde milli emlaktan tahsis edilen bir bölge varmış. Burada belediye ile alakası olmayan. Oraya da aronya bitkisi ekiliyormuş. Birazdan oranın görüntülerinde gireriz. Dağ kızağı çok eğlenceliydi. Hepinizi buraya Boztepe'ye bekleriz. Teleferikle çıkabilirsiniz. Dağ sallancağı, dağ kızağı, burada oturma yerleri, çay içebilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz. Boztepe ordunun gözdesi. Evet, bugün Boztepe'deydik Konuşan Ordu TV olarak. Geldik, teleferikle çıktık, o görüntüleri size gösterdik. Dağ salıncağı vardı, ona baktık, oturma yerlerimize baktık. Dağ kızağına baktık, insanlar neşeliydi, heyecanlıydı. İlk başta çok konuşulmuştu, muhalefet edilmişti. Şu an turistlerin cazibesi, hemşerilerimizin cazibesi haline geldi. İnsanlarla görüştük, şehir dışından hatta yurt dışından gelen insanlar vardı. Dağ kızağını heyecanlı buldular. Röportajları izlemişsinizdir. Konuşan Ordu TV bugün Boztepe'deydi. Bizi izlemeyi, takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Konuşan Ordu TV'den görüşmek üzere.